Dijitaller.com'dan herkese merhaba. Raspberry Pi, İngiltere'de Raspberry Pi Vakfı tarafından okullarda bilgisayar bilimini öğretmek amacıyla geliştirilmiş, kredi kartı büyüklüğünde tek kartlı bir bilgisayardır. Fiyatı modeline göre değişiklik gösterir ve 5 ile 35 dolar arasında değişmektedir. Wikipedia bu şekilde tanımlıyor aslında birçoğumuzun bildiği Raspberry Pi'yi. İsmi ise bir meyve isminin ve Python yazılım dilinin birleşiminden geliyor. Firmanın ise 2009 yılında temelleri atılmış oluyor. Öğrencilerin ve elektroniğe meraklı birçok kişinin seçeneklerinden birisi olan firmadır kendisi. Çünkü elektroniğe sadece teknik olarak meraklıların değil, bilgisayarla uğraşmayı sevenlerin de başvurduğu ürünlere sahip. Sattıkları modeller minyatür bir bilgisayar aslında. Zaten bu yüzden çok fazla dikkat çekti ve dev bir sektörü yeniden alevlendirdi. İlk Raspberry Pi modeli 2012 yılının Şubat ayında çıktı. Yani firma şu an ürünün 4. yılını kutluyor diyebiliriz. Bununla birlikte de beklenen ürünü olan Raspberry Pi 3'ü duyurmuş oldu. Biz de bu videomuzda önce çıkan modellere göz atalım, sonra da yeni ürüne biraz daha yakından göz atalım istedik. Raspberry Pi modeli 2012 yılında çıktı. Çok yüksek ilgi gördü çünkü hem kendi bilgisayarınızı yapabiliyor hem de uygun fiyatıyla herkes ulaşabiliyordu. Asıl amaç eğitim olsa da insanların kendilerinin yaptığı ürünler çok hoşlarına gitti. Ayrıca firma ürünü açık kaynak yaptı. Yani isteyen devre şemasına kadar ulaşabiliyordu. Teknik özellikleri her ne kadar düşük de olsa insanlar bu fikre bayılmıştı. Çünkü sadece 35 dolardı. Model B'de 512 MB, daha sonraları hafifletilmiş Model A'da 256 MB RAM olmak üzere iki temel model olmuştu. Sonradan da 512 MB olan standart olarak satıldı denilebilir. 700 MHz ARM temelli işlemci kullanan ürünlerde Model A için 1 adet USB 2.0, HDMI yuvası, SD kart okuyucu, 3.5 mm'lik ses jackı, RCA video çıkışı, CSI bağlantısına sahipti. Model B ile RAM artmakla birlikte USB sayısı 2'ye çıkartılmış, Ethernet porta eklenmişti. Bu arada Model A'nın 25 dolara satıldığını da atlamadan ilk modelin 3. versiyonundan da bahsedelim. Model B+ olan bu versiyon B'nin üzerine oldukça fazla iyileştirme getirdi. Temmuz 2014'te duyurulan modelde genel kullanım için sunulan pinler 40 adetle çıkartılmış oldu. Ürün 4 adet USB, MicroSD kart yuvası ve daha iyi bir ses devresine sahipti. Tüm bunların ardından Model A'nın yeni versiyonu da gelmiş oldu. Model A+. Model A+, Kasım 2014'te raflara yerleşen bu üründe tabii ki 20 doları korunması esas alındı. Model A'nın Model B'nin hafifletilmiş modeli olduğu düşünülünce bu üründe aslında bu felsefeyi korudu ve Model B+ ile gelen 40 pin MicroSD ve daha iyi ses devresiyle devam ettirdi. 256 MB RAM'in korunduğu bu cihaz P0'ya kadar en düşük güç tüketen cihaz olma ünvanını taşıdı ve sadece 1 Watt'tı. Gelelim Raspberry Pi 2'ye. 2 Şubat 2015 tarihinde duyurulmuştu. 900 MHz Quad-Core ARM Cortex-A7 ile güncellenen Raspberry artık daha güçlüydü. 1 GB RAM ile desteklenen Raspberry'de Model B+ giriş çıkışları devam ettirildi. Tabii ki 35 dolar olan fiyat korunmaya da devam edildi. Ayrıca ürünün Windows 10'u da destekleyeceği söylendi. Raspberry 3 daha çıkmadan araya Raspberry Zero girdi. Sadece 5 dolar fiyatına sahip olan ürün her yerde boy gösterdi. Öyle ki Raspberry topluluğunun çıkardığı dergiyle hediye edilmeye başlandı. 1 GHz tek çekirdekli işlemci, 512 MB RAM, mini HDMI, 40 genel kullanım pini, microSD yuvası, son olarak da USB on the go için portumuz var. Ve tarihler 29 Şubat 2016'yı gösterdiğinde Raspberry 3 ortaya çıkmıştı. İngiltere'den gelen bilgiler yüzleri güldürdü. Çünkü önemli ihtiyaçlardan biri giderilmiş oldu. Ürünün özellikleriyle başlayalım isterseniz. 64 bit 4 çekirdekli ARMv8 işlemci yenilendi. Ancak 1 GB RAM devam ettirildi. 100 megabit Ethernet Raspberry 2'deki gibi devam ettirilse de Wi-Fi için adaptör kullanan birçok insan unutulmamış ve 802.11n Wi-Fi eklenmiş. Kablosuz teknoloji olarak Wi-Fi yanına Bluetooth 4.1 de eklenmiş. Tabii ki standartlaşan 35 dolarlık fiyatını da unutmamak lazım. Haydi biraz da ürünü yorumlayalım. Firmanın dediğine göre ürün ilk Raspberry Pi'den 10 kat daha hızlı. Ayrıca 32 bit olan işlemcinin 64 bit olmasıyla destekleyen uygulamalarda performans artışı gerçekleşecek. Yongo'da bulunan grafik birimi ise gelenek haline geldi ve değişmedi. Bunun açıklaması olarak da firma piyasadaki %100 açık kaynaklı mimariye sahip tek Yongo olmasını ve düşük güç tüketimine mazeret gösterdi. Bununla da güç gereksiniminde aşırı artış olmamış oluyor. Güç demişken güç girişi de 2 amperden 2,5 ampere yükseltildi. Diğer bir sevindiren haber ise Raspberry Pi 2 ve Pi 1B Plus'ın kutularını bu cihazda da kullanabileceksiniz. Göze çarpan farklılıklar olarak da öncelikle işlemcimiz daha fazla ısınıyor. Tamam, hala harici soğutmaya ihtiyacınız olmasa da sürekli yükle duracaksa havalandırılması önem arz edebilir. Metal kasanız varsa da Wi-Fi'yi kullanacaksanız o kutuyu değiştirmeniz gerekebilir. Zira Wi-Fi'de performans kaybı olacaktır. Ancak yine de bir denemenizi tavsiye ederiz. Genel bakışta yeni Raspberry'miz bu şekilde. Daha güçlü ve Wi-Fi'ye sahip bir Raspberry arıyorsanız ihtiyaçlarınıza artık çözüm var. Dijitaller.com web sitemiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bir hayli seviniriz. Hepinize iyi günler.